Aslı merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün seninle küçük bir oyun oynamak istiyoruz Aslı. Oynayalım mı? Oynayalım. Senden gözlüğünü kapatmanı rica edeceğim. Tabii. Gözlüğünü kapattığın zaman sana bir tane ürünü vereceğim ve dokunarak onun ne olduğunu bulabilecek miyiz birlikte? Biz sana böyle ufak ufak bazı ipuçları da vereceğiz. Sonra Evet. da gözlüğünü açacaksın, oyun üstünde konuşuyor olacağız. Tamam, peki varım. Tamam? Kapatır mısın gözlüğünü? Tabii. Uzat elini lütfen. Sence ne olabilir bu? Bence bu bir powerbank Ay olabilir. arkadaş 3 saniyede ya. o zaman aç abi bir gözlüğünü yani bir powerbank Ben şu ana kadar çektiğimiz bu sürprizli videoların en çabuk biteni bu oldu. Aslı ile sürpriz de Öyle yapamıyoruz mi? yani. 3 saniye ya. Ya aslında çok değil. USB girişine dokundum anladım ve bu bir olsa olsa powerbank'tir dedim. Normalde bir powerbank kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Asus kullanıyorum. Benim de Memnun musun? memnunum. Yani zaten hani kullanmadan geçireceğim bir gün yok açıkçası. Çok çabuk tükeniyor. Hani sporda müzik dinliyorum. Kitap okuyorum. Bazen oyun oynuyorum falan. Zaten WhatsApp'ı, sosyal medyayı saymıyorum bile. Derken ihtiyacımız oluyor. Ve bence herkeste de bulunması gerekiyor. TP-Link markasını biliyor musun? Daha önce hiç Biliyorum, duydun evet. mu? Duydum. Hangi ürünle bile duydun? Şimdi TP-Link'in şöyle bir ürünü, en azından ben kullanmadım. Kullanıcısı ben değilim. Ama bir erkek arkadaşım kullanıyordu ve bunun sayesinde de bağlantı yapabiliyordu, internet bağlantısı. Aynı zamanda da telefonu şarj edebiliyordu. Şu anda ürünün modelini ya da kodunu size veremeyeceğim ama Beğenmedim abi. Ben de anladım siz hangisi olduğunu. anlamışsınızdır Ya diye tahmin 3G modem ediyorum. ya Aynen. da Hem şey power çok böyle evet, özelliği 3G olan modem hem de iletişim olabilir. kartı olan O üründen yüzden yabancı olabilir. değilim. Geride bıraktığımız 6-7 ay içerisinde Türkiye'de en çok satılan ürünlerden bir tanesi biliyor musun? Çok güzel, çok güzel. Ama TP-Link aslında ağ ürünleriyle kendini duyuran bir marka. Modemleri, Evet. routerları falan olan bir marka. Yaklaşık bir yıldan beri falan da Türkiye'de bu ürünleri ek olarak şeyde powerbankler de Aynen. satıyorlar. Bu elinde senin tuttuğun ikinci jenerasyon TP-Link'in powerbankleri. Tasarımları ve 5000 biraz miliamper da değil mi evet abi? 5200 5200 yanlış hatırlamıyorsam. Tasarımları 5200 biraz şey evet. oldu, güzelleşti. İlk jenerasyon hala satışta ama onlar biraz daha kübikti. Bu biraz daha yuvarlatıldı. Evet, Ne evet. düşünüyorsun tasarımıyla ilgili? Sence hani Bence çantanda cep için yanında... daha ideal. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun cinsiyetini ayırmadan konuşuyorum. Şimdi bayanlar için çanta var. Erkekler için böyle bir durum söz konusu değil. Bu cep boyu olduğu için hem bayan açısından hem de erkek açısından çok avantajlı diyebilirim. Çünkü zaten benim kullandığım şu anda Powerbank'te Asus'un ve aynı şekilde cep için yapılmış. Onun tabii Kaç bir miliamper 10.500. senin kullandığın? 1500. 10.000 Ha 10.000. evet 10.500. 1.500 çok yeterli olacağını sanmıyorum. O da aynı cep boyunda olduğu için ağırlığı bundan tabii daha fazla. Birazcık da evet en boy olarak daha farklı ama Sen cep galiba boyu ideal. Asus Zenpower Zenpower kullanıyorsun. kullanıyorum. Aynen. Evet. Bu mavi beyaz tasarım özelliği şey tarafında, TP-Link tarafında bir karakteristik gösterge oldu sanırım. Bence çok Evet. yakışıyor mavi ve beyaz birbirine. Kesinlikle öyle. Şeyde hem elde tutması çok kolay. Özellikle bu tasarımın üzerinde bahsediyor olursak elde tutması çok kolay. Sonra hafif Kenarlarında bir de kabartma var, daha şık görünsün diye. böyle o kabartma hem Evet, daha şık tasarımı çok hoşuma gösteriyor gitti. hem de şey Kesinlikle. yapıyor. Parmaklarının daha iyi kavramasını sağlıyor şeyi cihazı. Evet, ben de Yanlış aynı fikirdeyim. hatırlamıyorsam o senin elindeki 5200 miliamperlik bir powerbank'ti. Doğru. Yani aslında pilin bittiği zaman tam hayat kurtaracak böyle. Hani Aynen. hemen Tabii, olaya evet. müdahale Ve edebileceğin taşıması bir daha çözüm. kolay bir ürün. Sen zaten bir powerbank kullandığın için sana şey dersem kullanmayı düşünür müsün falan dersem komik kaçacak ama tahmin ediyorum ki birçok insanın yanında işte Evet. böyle güzel görünen, konforlu bir cihaz barındırıyor olması, sahip oluyor olmasını önerirsin sen de. Tabii, kesinlikle. Zaten hani bir de şey var, genellikle powerbank kullanıcıları Samsung ya da Apple kullanıcıları oluyor ya, Aynen. her iki tarafta Evet, da evet, evet. hızlı tükenen Farkındayım. bir şeyimiz söz konusu, pilimiz söz konusu. Evet. Kerem şey konusunda herhangi bir fikrin var mı? Bu 5200 ya. Aslı Note 4'ünü bununla kaç kere şarj edebilir Abi bir sence? tam artı %30 %40 yani orada şey çok önemli mesela şarj ederken kullanıyor mu telefonu çünkü bir yandan Evet, şarjı bir yiyor, doğru. yandan yediği için ama kapalı durumdayken 1,5 kere Aslı'nın falan kullanım alışkanlıklarına baktığımız zaman hiç durmadan kullanıyor gibi görünüyor yani telefonu hani 24 saat. 1,3
falan. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sabah evden çıkarken zaten telefonu işte %100'e yakın ya da doluya yakın bir ölçüde çıktığımızı varsayarsak. 2.4 bir günü rahatça götürüyor. Evet. Aslı gibi yoğun kullanımlarda o bir gün aşağı geliyordu. İşte öğleden sonra saat 2-3 falan gibi bitiyor gibi olsa. Böyle 5200'lük bir tane powerbank onu akşama görür. Kadar... Aynen rahatlıkla görür. Tabii kullanmama durumu daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani bir yandan kullanırken bazen ben de düşüyorum aynı hataya. Ve daha geç doluyor ve daha çabuk pilini tüketiyor powerbank. Öyle resmi bir devi var mı? Ben onu bilmiyorum şey olarak. Yani bir yandan tüketip bir yandan şey yaptığın için. O tamamen şarj süresini uzatıyorsun ister istemez. Evet yani o olayın doğal haliyle o. Ama zaten hani powerbank'i kullanalım diye olan ürünler olduğu için tabii ki bir yandan şarjlı bir yandan kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Öyle. Tamamdır Aslı. Bu gözünü kapatalım bir şey oynayalım oyunundan çok fazla zevk alamadık ama ne yapalım? Uçuk tahminler falan duyamadık. Ben de bu kadar çabuk tahmin edebileceğimi beklemedim açıkçası. Bir sonraki sefer buraya geldiğin zaman ben sana ne vereceğimi çok iyi biliyorum. Aynen yani biraz daha zor ürün gruplarından seçmemiz gerekiyor Aslı'ya. Aşağıda bir tane bir ürünümüz var biliyorsun şimdi anladım. Aklıma o geldi anladım o ürünü vereceğiz Aslı'ya. O da bir powerbank Aslı şimdiden aklında tut. Şimdi daha sabırsızlandım. Görüşürüz kendine iyi bak. Görüşmek üzere iyi günler.